İki gün bundan önce Hazreti Sıddîk-i Suğra, Masumi-i Suğra, Zeynep-i Kübra sallallahu aleyhanın viladet günleriydi. Biz bu kutlu viladeti imamımız, sahibimiz, Mevlamız, intizarını çektiğimiz, yolunu gözlediğimiz İmam-ı Zaman aleyhisselamın yüksek huzurlarına tebrik arz ediyoruz. Allah ona da, dostlarına da Hazreti Zeynep'in viladetini mübarek kılsın inşallah. O viladetin eydiyesi, bayramlığı olarak cümlemize cehennemden berat, dünya ve ahiret saadeti ihsan etsin. Her birerinizin de kişisel, özel arzu ve dileklerinizi yerine getirsin inşallah. Yurt dışından bir dostum, önceleri size arz etmiş olduğum bir şeyin başka versiyonunu rivayet olarak nakletmiş. Ben etkilendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Konuma mukaddemedir. Yani ilintilidir. Her bir noktasında andırır, hatırlatır. Güriz var. İslam orduları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Medine döneminde Ece dağlarına taraf Tey kabilesi üzerine gittiler. Galip geldiler. Süvariler altlarında binekleri var, atları var. Kaçtılar. Yayalardan da iyi kaçanlar kendisini kurtardı. Dağlara sığındılar. Kalan çoluk çocuklarını, kadınlarını, mallarını toplayıp getirdiler. Kabilenin reisi de Şam'a kaçtı o zaman. Şimdi de öyleyiz ya, Bizans'la sınır. Doğu Roma, Bizans iki adla da anılır. Oraya sığındı ve Hristiyan oldu. Esirler gelince, esirler arasında boyuyla, posuyla, güzelliğiyle, cemaliyle, kemaliyle bir kadın herkesin dikkatini çekti. Tabiri caizse Azeri tabiriyle valih kaldılar hepsi. Bu hanımefendinin güzelliğine, cemaline, duruşuna, endamına, yüz güzelliği tabiri caizse Allah bunu sanki özene bezene yaratmış, özel yaratmış. Herkes böyle valih kaldı, hayran kaldı. Bu kadıncağız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce konuşmaya başladı. Konuşması da ayrı bir hayranlık uyandırdı. Yani cemalinden daha güzel kemalini görmüş oldular, duymuş oldular. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, babamız öldü. Başımızın sahibi olan o da kaçtı. Kaldık sahipsiz. Eğer uygun görürsen, bize biz saygın bir kabileyiz, saygın bir aileyiz. Düşmanlarımızı, Arap kabilelerini üstümüze güldürme. Bizi azat et. Babam ulusumuzun, kabilemizin, aşiremizin efendisiydi. Güzel ahlakı seven, güzel ahlaklı insan idi. Açları doyururdu, güzel ahlakı yaygınlaştırırdı, öğretirdi, anlatırdı, çıplağı giyindirirdi. Bir derdi olanın derdini çözerdi. Sanırım bu bizim hakkımız, uygun görürsen. Babamın kapısına geleni babam ezmeden, gururuyla oynamadan, onu saygın bir şekilde dileğini yerine getirirdi. Onun insanlık onurunu zedelemeden bunu yapardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, baban kimdi? O başımızın sahibi, babamın naibi dediğin o kimdi? Arz etti ki, o babam Hatem-i Ta'iydi, Abdullah oğlu Hatem. Onun yerine kabilemizin başına gelen kardeşim, o da Adi İbni Hatem'di. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu olay hicretin 9. yılında, yani Peygamberimizin vefatına 1-2 sene kalmış dönemde yaşanmıştır. Buyurdu, kadının adı Sefa neydi? Ha, demek sen Hatem-i Tayin'in kızısın, he? Kardeşin de Adi İbni Hatem. De, evet. Resulullah buyurdu, Sefa ne? Kadının adı Sefa nedir? Bu saydığın sıfatlar müminlerin sıfatlarıdır. Bu özellikler, özellikler müminlere yakışan sıfatlardır. Sonra buyurdu ki, ashaba dönerek, hak onların ya, savaşı verip, esir alıp, ganimet alıp, buyurdu ki, bunu hem kendi hatırı için, hem babasının hatırı için bu kadını serbest bırakır mısınız? Evet, babası iyi ahlak sahibiydi. Ki cömertlik onların
içinde en belirgin olanıydı. Hatem-i Tahi biliyorsunuz cömertliğiyle tanınan bir insandı. Semane dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben tek kendimi değil, bütün kabilemin, bu çocuklarının, kadınlarının tamamının serbest bırakılmasını istiyorum. Deyince Resulullah buyurdu ki, onu da kabilesini de tamamını esirlerin serbest bırakır mısınız? Evet ya Resulallah buyurdu. Onun da babasının da böyle bir saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Bir insandı Hatem-i Tahir. Sonra bu rivayet Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu noktada olduğunu o rivayetin aklı. İrhamu selaten. İnşallah hepsi aklınızda kalıyordur. Üç kişiye, insana merhametli olun. Herkese merhametli olmak insanın, Müslümanın görevi, merhamet duygusunu kaybetmemeli. Bu üçünü özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekti. Azizen velle min ba'de izzihi. Aziz olduktan sonra, onurlu yaşadıktan sonra ey şartlar eli oldu ki o zelil oldu. Ha, ona merhamet ol, merhametli ol, merhamet edin. Azizlikten düşen. Aklınızda kalsın. Ve ganiyen iftagara, bir de min ba'de gına, zenginlikten, zenginliği görmüş, yaşamış, oradan fakirliğe düşen. Önceden zaten fakiriydiyse onu çok dert edemir fakirliği. Ama zenginlikten fakirliğe düşen ne çok ağır gelir. Ona merhamet edin. Gördüğü günden geri kalmak. Ve alemen daima beyne cuhal, bir de alime, bilgine, ilim sahibine merhamet edin ki o ilim sahibi cahiller arasında kalır. Kıymeti bilinmir, değeri bilinmir. Bu üç zümreye merhamet edin. Şimdi bunu niye buyurdu? Hatem-i Tahi'nin kızıdı. İli doyuran, kapısına geleni boş çevirmeyen ve onurunu zedelemeden onun ihtiyacını gideren Hatem-i Tahi'nin kızı şimdi esir olarak düşüptü bu duruma. Merhamet edin ona. Onunla beraber onun ve atasının hatırına onun kavmini de serbest bırakmanızı ve ganimetleri kendisine iade etmenizi uygun görüyorum. İade eder misiniz? Evet ya Resulallah, sanki buyurursan olsun. Dedi Semane, sen de kavmin de malınız da serbestsiniz. Semane Resulullah'tan bunu görünce içten dedi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Onunla beraber o kavminden esir olan kadın, çocuk ne var ise hepsi onun şehadetini, onlar da tekrarladı, Müslüman oldular. Artık ya Muhammed diye hitap etmeyir. Dedi ya Resulallah, bizim erkeklerimiz kaçtılar dağlara falan, sığındılar. Olmaz mı sen de bizimle teşrif edip onlara da güvence veresen, eman veresen? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, seninle canımdan, kanımdan, ailemden birisini göndereceğim. Onlara benim adıma eman vermesi için. Hazreti ya Resulullah, kimi göndereceksin? Buyurdu Ali ibn Ebi Talib'i. Sem'an ve ta'aten. Ali Aleyhisselam bunlarla beraber gitti Ece dağlarına. Ali sesledi de kurban olduğum. Nara attı. Hamısı eşitti, dağlarda yankılandı. Muhammed Resulullah'tan hepinize eman getirmişim diye. Resulullah'ın emriyle bu semaneye, diğerlerinin hepsini biner gördü, bindiler o hiç. Bu semaneye özellikle buyurdu ki genişçe bir hovdes yapın devenin üstünde. Rahat edebileceği, böyle çardak kimin devenin üstüne kurulur, ona hovdes denir. Semane hovdesin içinde gitti. Kral kızına yakışan şekilde. Onlar baktılar, malları mulları, çolukları, çocukları, eşleri hepsi salimen dönmüştür. Dağlardan çıktı, Kecevan'ın olduğu alana taraf, hamsı şehadet getire getire, şehadet getire getire gelip toplandılar. Yani o gün Tay kabilesinin tamamı Müslüman oldular. Sonra Semane kardeşine mektup yazdı, durumu ona bildirdi. Çık gel dedi, Resulullah'tan özür dile, bana kalırsa mümin ol, Müslüman ol. O da döndü geldi Resulullah'ın huzuruna, Müslüman oldu Resulullah'ın önünde, huzurunda.
Hadi İbn Hatem özü de oğlanları da güzel müminler oldular. Ruhları şad olsun. Semanenin de ruhu şad olsun. O güzelliğiyle hem cemalinin hem kemalinin mantalitesinin vesile olduğu İslam'ın bir güzelliği daha ortaya çıktı ve gönülden bütün kabilesi, büyükçe bir kabileydi, hepsi Müslüman oldular. Resulullah buyurmuştu, bunların hakkıdır, semanenin de babasının da saygı görmek hakkıdır. İşte buradan dön bakayım, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den, Ali İbni Ebi Talip'ten daha cömert, daha iyi, daha güzel ahlaklı kim var ki? Kur'an, Allah'ın ayeti, Peygamberin inneke le'ala hulegin azim, çok büyük ahlaka sahipsin sen. Bu Kur'an ki bütün dünyanın hepsini meta-ı galil olur. Galil olarak niteliyir. Peygamber'e le'ala hulegin azim demeyi büyük Allah. Göresin ne böyle dedi. Hiç kimse, hiçbir yaratılmış ondan daha güzel ahlaklı değildi. Güzel ahlakın kamil örneğiydi. Allah aşkınıza değer miydi onun kızı? Fatime de semaneden, bütün semane değil, bütün gelmiş geçmiş Adem'den Hatem'e, Hatem'den kıyamete kadar bütün kadınların şahıdır. Onu üzmeye değer miydi babasının ona hibe ettiği şeyleri, başta fetek olmak üzere, onun elinden alıp onu üzmeye değer miydi? Resulullah bir Hatem'de dünyadan Müslüman olarak gitmemiş ki Semane'nin babası. Ama güzel ahlakı var, cömertliği var diye değil, saygıyı hak eder. Kızı da bu mantalitesiyle, bu kemaliyle bunu hak eder. Müslümanların tamamı, ya Resulullah sen nasıl uygun büyürsün, boş ver. Onları da serbest bırakıp, mallarını da boş ver dedilerdi. Ashab-ı Resul. Ne güzel iş gördüler. Keşke aynı güzelliği bu Resul'ün öz kızına da gösterseydik de ümmet olarak. Fatıma küskün gitmeseydi, keşke kabri bize gizli kalmasaydı. Keşke ümmet onun cenazesinde bulunsaydı. Herkes arzu edirdi bulunmayı ama o razı olmadı. Küskün gittiğini bildirmek için razı olmadı. Gece defne olunmayı vasiyet etti. Gizli defne olunmayı vasiyet etti. Kabrini ziyaret etmeyi de çok gördü. İle küsmüştü. Değdi mi bir bağısın? O hak etmirdi mi bu kadarcık saygıyı? Babasının o kadarcık hatırı yok muydu bu ümmetin içinde? Sonra peygamberin o bir balası, Fatime'nin naibesi, o eşsiz kadın, kadınların tamamının iftihar edeceği, ona intisapla iftihar ettiğimiz Zeynep-i Kubra, o peygamberin kızı geldiğinde bunu, bu saygıyı hak etmiyor muydu? O peygamberin ümmeti onları esir etti. Bu peygamberin muamelesi ümmetine gösterdiği gibi abela. Şahın kızları da esir olarak getirildiğinde böyle bir yandan işte abasının üstüne atır. Bu anlama ki ben ona talibim. Ali Aleyhisselam buyurdu ki onlar öyle olmaz. Peygamber buyurmuştu, size bir toplumun şerifi geldiğinde ikram edin, saygılı davranın. Onları köle gibi ben daha fazla bilirim deyip artışık artırmayla satın alamazsınız. Ben nasıl olacak? Halife sordu Ali Aleyhisselam, ben ne olacak şimdi? İndiye kadar çünkü şah kızı getirmemiştiler ki hükmünü de bilirler. İşte Emirül Mü'minin buna binaen burada dedi ya, üç kişiye, üç zümreye merhamet olun. Dedi onları bırakacağım. Kendileri kimi seçse onunla evlenecek ve Beytülmal'dan da onların mehrini ödeyeceğim, Müslümanlara paylaştırılacak. Şehzenan adı oydu Şehzenan, kadınların şahı. Kalktı meclise baktı, hiç tanımadı valide. Geldi elini koydu İmam Hüseyin'in omuzuna. Diğer bacısı da İmam Hüseyin'in omuzuna koydu elini. Bilmiyordu onun oğludu, peygamberin nevesiydi. Ama bilirdi aslında. Rüyalarında görmüştüler. Hadi rüyanın İslami açıdan cihati yoktur.
O başka mesele ama bu özel durumdur. Yani birden birileri rüyamda gördüm, ben uçurdum, sen de bana bu kadar para verirdin deyip sizi sömürmesin o. Rüyanın cihati yok onun için dedim. Neyse. Ali Aleyhisselam geldiğini evvel götürürken buyurdu, adın nedir? Dedi Şahzenan. Buradan anlaşılıyor Ali Aleyhisselam'ın onların da dilini bildiği. Nitekim onlar öz babalarına dedi, yüzün kara olaydı. Peygamber sana mektup yazan da kabul etseydin, aha indi biz de bu duruma düşmezdik. Halife Ömer ile bildi ki ona sövür. İstedi eziyet eliye Ali Aleyhisselam buyurdu, neyin sana sövmür. Bu peygamber mektubunu yırtan atasına sövür. Yüzü kara olsun deyir. Anlaşılıyor, varsayı da bilirim. Abi itikadımız budur ki imamlarımız Allah hüccetleri, hükmettikleri toplumların da dilini bilirdiler. Hatta hayvanatın da dilini bilirdiler. Şahzenan'a dedi, adı ne dedi Şahzenan? Yani kadınların şahı. Emirül Mümin'in buyurdu ki, senin adını Şehribanu koysak olmaz mı? Yani Medine'nin şahı. Çünkü bütün alemin kadınlarının şahı o bir tanedir. Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi ve sellem. O gün Hazreti Zehra'nın vefatından yaklaşık 5-6 sene geçipti. Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun arz etti. Şehribanu kaldı adı. Yoksa asıl babasının ona taktığı ad Şahzenan idi. Hazreti Zeynep'le bütün kadınlar övünebilir. Erkekler övünür, 124 bin peygamber ve vasileri bizden olupdu. Özellikle feminist kadınlar. Vallahi siz de onunla övünün. Deneyin ki bir Zeynep'in bizden olmağı bestir. Lebbeyk ya Zeynep. Atam, anam, canım, malım, evladım kurban olsun Zeynep. Eşsiz bir insan. O şeyini duymuştur. Epeyce duymuşsunuz. Şebihlerde de dillendirmiştik. Zeynep'in İbn-i Ziyad'a hitaben istiyirdi. Kalbini eze gördün mü Allah kardeşine ne etti diyende o cevabını duymuştunuz tarihe geçmiş. Mâ re'eytu illâ cemîlâ. Ben Allah'tan, güzellikten başka bir şey görmedim. Olanların hepsi güzellikti, güzellikti. Bir başka sözü daha var. Normalde bir bacının, bir kadının o şeraitte dedi, dün melekesi olduğu Darül İmare'de bugün bu şekilde esir. Yani konuşmaya takati olardı mı ki? Ama Zeynep dimdik durdu. O içindeki ateşini içinde sakladı. Düşman karşısında Âl-i Muhammed olmanın izzetinden asla taviz vermedi. 11. gün Muharrem'in onu katledi. Ya doğum gününde ben bunları niye konuşuram? Ondan önce Zeynep'i bırak namahrem görmesi. Zeynep yabancı kadınlara da yüzünü göstermirdi. Endamını göstermirdi. Gider evde namahrem erkeklerin yanında bahseder Zeynep'in güzelliğinden. Kalbinde hastalık olanların kalbinden başka şeyler geçer. Ne lüzum var? Bu kadar dikkatliydi. Onun önce Zeynep'i biz görmedik ki. Öyle orada gördük, ne diyeyim ben yazık. Geldi gördü. Kimi deyir ki öz talebiydi, buradan geçirin demek katligahtan. Kimi deyir ki Şimr-i Layin mahsus katligahtan geçirdi. Gör ne inedik cevanlarına, kardeşlerine. Geldi doğranmış, ezilmiş, bedeni aldı kucağına. Ne dedi? İşte orada da tarihe geçen bu sözü dedi. Allahümme tegabbel minna hadel galil. Senin yolunda ne verse yazdık. Bu azı bizden kabul et. Bu az kurbanı bizden kabul et. Şimdi ya bu peygamberin balası özü almıştı, özü öpmüştü. Adını Allah koymuştu. Çünkü Fatıma verdi elinin kucağına dedi. Al adını koy dedi Resulullah koyacak. Ben niye koydum? O varken ben hangi evladımın adını koydum ki? Resulullah seferden döndü geldi, götürdüler, verdiler, kucağına aldı. Neyim o da ağladı da, ahı büyüğüm viladet günüydü. Buyurdu, buna saygılı davranın. Enteresan daha. Özellikle Âl-i Muhammed'e, Muhammed hatırına gerek bir saygı göstererek. Biraz huysuz da olsalar Muhammed hatırına gerek tahammül edek. Ama Zeynep'e özellikle tavşırmıştı. Bu
nenesi Hatice'nin benzeridir. Buna saygı gösterin, bunu herkes duymayanlara da iletin. Ha böyle saygı gösterdiler. Ümmet olarak mahcubuz ya Resulallah. Belki biraz olsun o sözüne amel etmek adına sadece bu mescidin değil, bu müesseselerin değil, bütün bir hareketin Türk kavminden olan senin ümmetinin, bizle gönüldaş olan herkesin adına, Türk müminler adına, hareketin adını, bu güzel balan, eşsiz balan adıyla süsledik. Bunlar, bu yapılanlarda Zeynep'in çadırı, heymesi hesaplayın. Bizden de yarabbi bu azı kabul eyle. Biz hele Zeynep'in çadırında toplanmak istedik. Onun için heymemizin adını Zeynep'e koyduk. Zeynep'in nökerleri olak dedik. Adı hep gündemimizde kalsın. Öyle bu, hiçbir şey olmasa tarihte bu iki cümle bize Zeynep'in yüceliğini, kalitesinin nerede olduğunu, yeryüzünde en sevdiği insan, doğduğu günden beri ondan ayrı kalmır. İndi yine eşi memlekettedir, o Hüseyin'le beraber çöllere düşüp gelip buraya. Orada yine dediği söz, bizden az kurbanlığı kabul eyle ya Rabbi. Zeynep deyir, az kurbanlık dedikleri her biri cihana bedel yiğitlerdi. Hüseyin'di o az kurbanlık dediği, Abbas'tı, Ekber'di az kurban. Bize anlattı ki Allah yolunda ne versek gerek küçümseyelim. Allah'ın azameti karşısında neynesek azdı. Rahmeti karşısında, onun bize verdiği karşısında biz ne versek azdı. Allah bizi Zeynep'i yaşat, Zeynep'i öldür, Zeynep'i dirilt. Şimdi azizlerim, birileri benim hakkımda bir şeyler deyir, birileri de zalim deyir. Kimine zulüm eylemişemse gelsin, Cabir'e desin, Atader'e desin. Öyle bak burada mikrofonu vereceğim eline, benim zulümlerimi desin. Ben doğruları demekten haya edirem. Asıl zalimin kim olduğu noktasında, döneyin kim olduğu noktasında, hesudun kim olduğu noktasında. Ama başkası bühtanı da caiz görür. Ona da, ona inanıp ve bu dini bırak, her dinde, inanışta herkesin bir savunma hakkı var. Gemen de bir dinle hakkı. Ben dinlemeden haraya hükmedirsen. Allah bizi zalimlerden etmesin. Zalimleri de bize musallat etmesin. Ali Aleyhisselam'ın bir sözü var. مَا رَئِيْتُ ظَالِمًا اَشْبَهَ بِمَذْلُومٍ مِّنْ حَاسِدٍ Hesuttan o, çekemez insandan. En zalimi odur ama mazluma benziyor. Çünkü zayıf taraftı. Milletin aklı kesmedi. Bu güçlü olduğuna göre bu ona zulmedi. Davud Aleyhisselam'ı Allah niye ağlattı? İle o ön yargıyla hükmettiği için. O zaman 99 arvat, bir arvat falan meselesi bühtandır bir peygamberin. Elhasıl Allah insaf versin, iman versin, hidayet nasip etsin, ben ne diyeyim ki?